Türk Silahlı Kuvvetleri, ATV'de sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Gece görüşüne hoş geldiniz. Ben Deniz Adalı. 29 Mart 2018 günü Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeleri Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin gözüyle size aktaracağız. Efendim bugün gece görüşünde seçim ve siyaset gündemi ağırlıklı bir program yapacağız. Çünkü yaklaşık 40 dakika sonra seçim yasakları başlıyor ve bu noktadan sonra da tüm Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlenmiş olacak ve tabii pazar sabahı da 8'de oy verme işlemi başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı oy takvimi ve oy verme işlemleri saati sıralaması ile ilgili haberlerimiz ilerleyen dakikalarda olacak ama bir telefon bağlantımız var şimdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek telefon hattımızda olacak. Kendisi bugün yarın yayınlanacak, Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanacak bir rotada, o köşesindeki rotada tarihi bir yazı yazdı. Hem bu yazının ayrıntılarını alacağız hem de Türkiye önemli bir seçime gidiyor diyoruz. Seçim öncesi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in son değerlendirmeleri olacak bir nevi. Efendim bizi duyuyor musunuz Sayın Perinçek? Ya, tabii merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yaklaşık 40 dakika sonra seçim yasakları başlayacak Sayın Perinçek. Öncelikle ilk sözlerinizi alayım. Tabii bugünkü yazınızı soracağım ama ilk değerlendirmenizi alayım. Tabii Türkiye olağanüstü bir döneme giriyor. Yani zaten olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Yani sıradan istiklal dönemleri gibi değil. Bu çok önemli. Benzeterek açıklayacak olursak yani 1908 Hürriyet Devrimi eşiğinde olduğumuz dönemler gibi, İstiklal Savaşı dönemleri gibi, hatta İstiklal Savaşı'ndan sonra yaşadığımız en kritik döneme giriyor Türkiye. Önümüzde fırtınalar var. Yani ufuklara bakıyoruz, bulutlar gözüküyor, fırtınalar gözüküyor. Onun için ateşle imtihan edileceğimiz bir dönemin eşiğindeyiz. Bu imtihan yalnız partiler için geçerli değil. Aynı zamanda seçmen için, bütün millet için geçerli. Yani hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Onun için böyle ayağımızın dibine bakacağımız günler değil bu günler. Biraz başımızı kaldırmamız, geleceğe bakmamız, ufuklara bakmamız gerekiyor. Hem öncüler olarak hem de seçmen olarak, halk olarak. Çünkü 31 Mart'tan sonra da dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. 24 Haziran'dan sonra da bir şey çözülmedi. Şimdi 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi bekleyen, zaten içinde yaşadığımız sorunların farkındayız. Borç batağında çırpınan bir yönetim var ve aynı zamanda dışarıdan tehditler. İşte bugün Aydınlığın yarın galiba çıkıyor. Manşeti çok önemli. Bütün dinleyicilerimize almalarını öneririm. Aydınlığın manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin son savaş oyunu var. Yani oturmuşlar bir harp oyunu yapıyorlar. Orada Türkiye düşman ve Akdeniz'den Ege'den Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye de falan askeri tatbikatlara katılacağını açıkça kitap halinde bastırmış gösteriyor. Karadeniz'den tehditler, Türkiye'nin güneyinde Irak-Suriye sınır boylarındaki Amerika'nın üzerimizde sürdüğü terör örgütleri, içeride bu örgütler büyük ölçüde hendeklere gömülmekle beraber hala faaliyet halinde ama daha önemlisi PKK, HDP üzerinden CHP ve İYİ Parti ile ittifak halinde Türkiye'de seçime giriyor. Yani bir yandan Mehmetçik PKK ile savaşıyor, bir yandan PKK, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaparak seçime giriyor. İşte bu koşullarda hem ekonomide, borç batağında Türkiye'nin gittikçe ağır durumlarla karşı karşıya olduğu bir süreci yaşıyoruz. Hem de güvenlikte sözünü ettiğimiz Amerika Birleşik Devleti merkezli tehditlerle karşı karşıyayız. Onun için böyle yalnız biber, domates, patlıcan fiyatlarına bakarak yapabileceğimiz bir seçim değil. Hem ekonomide hem güvenlikte Türkiye'nin önüne bakarak oy kullanmamız sorumluluğuyla, göreviyle karşı karşıyayız. Yani ben buradan Türk milletine ve seçmene yarınları düşünmelerini, önümüze bakmayı, ufuklara bakmayı, yakın geleceğe bakmayı ve o yakın geleceğe hazır olmak için oy kullanmayı öneriyorum.
Türkiye buradan hiç korkacak bir şey yok. Büyük kararlarla, büyük çözümle çıkacak. O çözüm üretim devrimidir. Bir, güvenlikte de PKK'nın ve DAEŞ gibi diğer yobaz terör örgütlerinin Amerika tarafından yine üzerimize sürülen bu örgütlerin temizlenmesidir. Yani terörü bitireceğiz ve aynı zamanda daha önemlisi bir üretim devrimiyle ekmek teknemizi kurtaracağız. Onun için seçmenin biraz uzun vadeli, orta vadeli bakması gerekiyor. Biraz göz muayenesi diyorum ben bu seçimlere. Hepimizin gözleri muayene edilecek. Yakını görebiliyor muyuz? Orta vadede önümüzdeki gelişmeleri görebiliyor muyuz? Seçmen burada imtihandan geçecek. Partiler zaten imtihanda. Vatan Partisi Türkiye'nin önündeki süreci gören ve bu sürece çözüm üreten parti. O bakımdan diğer partilerden farklı. Bu seçim işte çöpleri kim kaldıracak, kaldırımları kim yapacak, hangi şirkete vereceğiz, kimleri kanalizasyonlardan zengin edeceğiz seçimi değil. Bu seçim Türkiye için hem ekonomide üretim devrimine bir adım atma, hem de güvenlikte Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü, başarılık yaşama kararını oylarımızda gösterme seçimi. Peki Sayın Perinçek, iddialı adaylarınız var. Birçok ülke, Türkiye'de birçok ilde ve ilçede iddialı adaylarınız var. Seçimde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bu birinci sorum olacak. Bir de 1 Nisan sabahı ve sonrasında nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Bunu da almak isterim sizden. Şimdi seçimde söylüyoruz. Seçmenin, Türk milletinin de sınavdan geçtiği bir seçim bu. Yani orada burada sorumluluk aynı zamanda seçmende. Oscar Wilde'e geçen de ben Onur Caymaz'ın kitabında okudum bu hikayeyi. Oscar Wilde bir oyununun öncesinde, gala gecesinde soruyorlar, oyununuz başarılı olacak mı diye. Vallahi diyor, benim oyunum zaten başarılı ama acaba seçmen başarılı olacak mı? Yani burada hep böyle sırf partileri teraziye vurmayalım. Türk milleti ve seçmen de kendisini teraziye koyacak. Yani kısa vadeli bakışların önümüzde bize uyarıları olacak. Yarını görmüyorsak öbür gün göreceğiz. Öbür gün görmüyorsak daha sonraki gün hayat bize gösterecek. Onun için ben Türk milletine gözlerini biraz kaldırmasını, bakışlarını ufuklara yöneltmesini öneriyorum. Böyle bir döneme giriyoruz. Vatan Partisi'nin çok güçlü bir kadrosu var. Adaylarıyla zaten bunu gösteriyor. Ankara'da Profesör Doktor Tülün Oygür, Gazi Üniversitesi'nin eski rektör yardımcısıdır ve örnek bir cumhuriyet aydınıdır. İzmir'de beyin cerrahı, uluslararası çapta beyin cerrahımız ve belediyecilik tecrübesi çok güçlü olan Sayın Doktor Rıfat Mutlu. İstanbul'da gençlik hareketinde kendini kanıtlamış, zeki, dinamik, mücadeleci arkadaşımız Mustafa İlker, yücel arkadaşımız. Kars'ta, Serhat'te çok önemli bir seçim var. Orada Tuncay Mutler, eski Kars Belediye Başkanımız, kendisini belediye başkanı olarak kanıtlamış, efsane başkan olarak Kars'ta anılıyor ve şimdi Serhat'imizde, Kars'ta orada PKK'yı tekrar yuvalandırma, orada PKK'ya hendekler kazdırma ve Türkiye ile Azerbaycan'ın arasına bir duvar çekme girişimlerine karşı Amerika'nın bir tek güvence Sayın Tuncay Mutluer. Yani Trabzon'da İnci Güngör, şehir plancımız. Şimdi saymakla bitiremiyorum. Türkiye'nin Bursa'da yine adayımız Suna Hanım, avukat, o da dirayetli, birikimli. Balıkesir'de Aydın Şahin, Edremit'te çok önemli, bütün Türkiye'nin örnek belediye başkanlığı yapmış Kamil Saka, o Edremit'te. Bu şekilde Datça'da çok değerli Ayfer Hanım, Datça'da, o da bir eski hemşire fakat birikimli, kaliteli. Şimdi burada tabii bütün adaylarımızı sayamıyorum ama Türkiye'nin her yerinde
çok güçlü kadrolarıyla ve Türkiye'yi yönetebilecek çapta. Kiraz'da Meltem Ayvalı kardeşimiz ve Urla'da milli futbolcumuz Cenap Yener, ki yani aynı zamanda diş hekimi Urla'da, çok güçlü adaylarla Vatan Partisi seçimlere girmektedir. Türkiye'yi yönetecek çapta arkadaşlarımızdır bu adaylar. Yine Plümür'de Ahmet Yaman kardeşimiz. Türkiye çapında çok güçlü adaylarla seçime giriyoruz ve bu adaylarımız zaten çeşitli sınavlardan geçmiş, birikimleriyle, kültürleriyle, namuslarıyla belediyeleri yönetmenin ötesinde yetenekleri olan adaylar. Evet Sayın Perinçek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar diliyorum. Bütün geleceğe güvenle bakıyoruz. Türk milletine güveniyoruz. Bu önümüzdeki dönemden Türkiye'nin çok büyük bir kararla, büyük çözümlerle, bir üretim devrimiyle ve güvenliğini sağlayarak çıkacağını çok iyi görüyoruz. Vatan Partisi de Ermeni soykırım yalanlarını bitiren tecrübesiyle, bütün bu FETÖ darbesine en baştan kararlı olarak tavır alan ve herkese görevini anlatan, öğreten çıkışıyla, aynı zamanda PKK'ya karşı mücadeledeki şehitler vererek kahramanca yürüttüğü başarılarla Vatan Partimiz bu uluslararası alanda da İran'da, Suriye'ydi, Rusya'ydı, Çin'di ve bütün komşularıyla Türkiye'nin ve aynı zamanda Asya ülkeleriyle bağlarını ören, dayanışmasını geliştiren mücadelesiyle daha iktidar olmadan Silivri duvarını yıkmış bir parti olarak ordumuzu esaretten kurtarmış, bir mücadelenin zaferini kazanmış bir parti olarak milletimizden yetki istiyoruz. Çok da teşekkürler ediyoruz efendim. Seçim için değerlendirmelerinizi sağ olun, aldınız. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız. İyi geceler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de sizlere sağ olun. Evet değerli izleyenler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 31 Mart seçimleri için seçim yasakları öncesi son değerlendirmesini yaptı. Tabii yine pazar günü oy verme işlemi sırasında Sayın Perinçek, birazdan haberini de ekrana getireceğiz, İstanbul Beşiktaş'ta oyunu kullanacak. Tabii oy kullandıktan sonra da bir açıklama yapacaktır kendisi. Değerli izleyenler, özellikle yaptığı vurgulara da birkaç cümlesini eklemek gerekirse, Sayın Perinçek Türkiye'nin önünde zor günler var dedi. 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye'nin önündeki zor günlerin üretim devrimiyle, yine güvenlik tehditlerinin de Vatan Partisi'nin yöneteceği, yine bu noktada Türkiye'nin önünü açacak projeler geliştireceğini, ufkunu açacağını ve bu noktada da Türkiye'nin bir üretim devrimiyle başı dik bir ülke olacağını vurguladı. Devam edelim seçim ve siyaset gündemiyle ilgili haberlerimize. Pazar günü yapılacak yerel seçimlere sadece 2 gün kaldı. Oy sayım döküm işlemine ilişkin sıralama da belli oldu. Buna göre büyük şehirlerde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, son olaraksa muhtarlık seçimine alt ait oy pusuları sayılacak. Ocak ayında başlayan propaganda süresi ise yarın 18'de sona erecek. Seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirler aldık. Seçim sonuçlarını belli edecek oy pusulalarının döküm sayım işlem sırası belli oldu. Büyük şehirlerde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait pusulalar sayılacak. Ardından sırasıyla ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ilişkin oy pusulaları sayılacak. Diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Ocak ayında başlayan yaklaşık 3 aydır süren propagandalar içinde artık sona geliniyor. Siyasi partilerin ve bağımsız adaylar için propagandalar cumartesi günü saat 18'de, yani seçimden bir gün önce sona erecek. Saat 18'den sonra propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması da yasak olacak. Öte yandan seçimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı da tatil kararı aldı. Karara göre okullar 1 Nisan'da tatil edilecek. Bu süre zarfında seçimler için kullanılan okullar eğitime hazır hale getirilecek. İlgili karar bakanlık tarafından uygulanmak üzere yöneticilere gönderildi. Evet, seçim gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Liderlerin ve başkan adaylarının nerede oy kullanacakları da belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Oylarını İstanbul'da kullanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da sandık başına gidecek. 31 Mart Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek, yerel yöneticilerini seçecek. Liderler ve başkan adayları da 57 milyon seçmenle birlikte oylarını kullanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak. Erdoğan'ın oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya hareket etmesi ve seçimleri Beştepe ya da AKP Genel Merkezi'nden takip etmesi bekleniyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de oyunu İstanbul'da kullanacak liderler arasında. Beşiktaş'taki Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda oyunu kullanacak olan Perinçek'in seçim sonuçlarını da İstanbul'dan takip etmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki seçimlerde oyunu kullandığı Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandık başına gidecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak. Belediye başkan adaylarının da oy kullanacakları yerler belli oldu. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özaseki, Sofuoğlu İlkokulu'nda, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş ise Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy verecek. Vatan Partisi'nin adayı Profesör Doktor Tülün Oygür'ün oy kullanma adresi ise Gölbaşı Hacılar İlkokulu olacak. İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise Tuzla Aydınlı Emlak Konutu Cemil Meriç İlk ve Ortaokulu'nda sandık başına gidecek. Vatan Partisi adayı İlker Yücel ise Beyoğlu'nda Doktor Tevfik Sağlam Ortaokulu'nda oy kullanacak. Seçim gündemiyle devam ediyoruz. Tabii adayların seçim çalışmaları devam ediyor. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülün Oygür seçime 2 gün kala çalışmalarını hızlandırdı. Cumartesi yapılacak mitinge hazırlanan Oygür, kurum ve esnaf ziyaretlerine de devam etti. Bir değer kattığınıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mitingler yapıyor, esnafı geziyor, kurum temaslarıyla belediye yönetiminde ortak çalışmanın önemine dikkat çekiyor. Ankara'nın tek kadın adayı Tülin Oygür, seçimlere sayılı günler kala başkentin dört bir yanında çalışma yürütüyor. Biz Vatan Partisi olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, son olarak TEMA'nın Doğa Dostu Belediye Başkanı taahhütnamesini imzaladı. Yeşil korumaları için. TEMA Vakfı bir belge yayınlayarak iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atmasını önerdikleri adımları kamuoyuna duyurmuştu. Doğamızı korumaları için daha çok yeşillendirmemizi belgelendirelim. Başkentte seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Oygür, Kale ve Kızılay Meşrutiyet Caddesi'nde ise esnafı gezdi. İnşallah desteklerimiz sizden yana da olacaktır. Seçim bildirgesinde belediye yönetiminde ortak çalışma öneren Oygür, kurum ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Bakın, kamucu olmadan gidemiyorsunuz işte. Oygür son olarak Ak Hayatlar Uyuşturucu ile Mücadele Derneği ile Ankara Tabip Odası'nı ziyaret etti. Çünkü insanlar sağlık hizmetine ulaşamayacak. Oygür cadde mitinglerinin sonuncusunuysa Kızılay'da yapacak. Bütün Ankara halkına sesleniyorum. Bu kapsamda saat 15.15'te Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı önünde buluşulacak. Güven Park Milli Müdafaa Caddesi'de Çankaya İlçe Başkanlığımız önünde toplanıyoruz. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Herkesi bekliyoruz. Saat 15.15'te 3'ü çeyrek geçe son bir buluşmamız olacak Ankara halkı ile. Sayın Oygür'ün seçim çalışmaları ve tabii yine yaptığı çağrı da önemliydi. Son bir buluşma dedi Ankara'daki seçmenlere ilişkin. Devam edelim seçim haberlerimizde. 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olan Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu kentte yaptığı mitingle halka hitap etti. Hacı Bektaş'ta eski pazar yerinde konuşan Selman Pakoğlu başarılarını ve seçim projelerini anlattı. 50 sene sonra, 70 sene sonra sizin pırıl pırıl, tertemiz, kanserojen madde taşımayan borulardan su kullanmanız ve su içmeniz mümkün olacak artık. Tertemiz su içecekler, tertemiz. Onun için yürekliyiz diyoruz. Onun için biz varız diyoruz. Su arıtma tesisi kuruyoruz.
Makinaları geldi, koca koca makinalar yerleşiyor ve işte oralardan artık pırıl pırıl topraktaki arsenikten arınmış, topraktaki kullandığınız nitratlı gübreden arınmış suları sizlere sunacağız. İşte bunlar yürek işidir, yürek. Bizler meclis üyelerimizi işte böyle yiğit kişilerden seçtik. Her birinin ayrı özelliği var. Her biri birbirini kopya kağıdı gibi aynısı değil. Ama bir özellikleri var. Özelliklerinin en önemlisi dürüst olmaları, sevecen olmaları. Vatan Partisi'nin gündeme getirdiği İyi Parti'nin FETÖ ve PKK itiraflarına kamuoyunda tepkiler sürüyor. İstanbul, Mersin ve Antalya'da Vatan Partisi adayları yaptıkları açıklamalarla seçmenleri uyardı. Mehmetçik hapiste, garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Yine çatıldı kaşlarım, of. İYİ Parti'nin seçim klibiyle Meral Akşener'in FETÖ ve PKK söylemlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Gider savcının karşısına, bu klip ona sorulur ne demek istedin diye. Vatan Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Teoman Alili, Gazi Osman Paşa Adayı Emekli Albay Emin Algül, Beyoğlu Adayı Emekli Emniyet Müdürü İzzettin Özgibar ve Vatan Partisi İstanbul İl Yöneticisi Tabip Albay Ece Boylu ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bayrampaşa adayı Teoman Alili, İYİ Parti'nin klibini Soros'vari bir operasyon klibi olarak niteledi. Bir kere bu klip tamamen bir operasyon klibidir. Bunu açıkça söyleyelim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmak istenenleri gösteren bir operasyon klibidir. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bir kalkışmaya hizmet etmek için özellikle yapılmış bir kliptir. Kendim Türkiye'de özellikle bu Sorosyan eylemleri, bu sözde halk ayaklanması ile yapılmaya çalışılan o kaos planlarını çok yakından bilen bir gazeteciyim. Bununla ilgili iki kitap yazmışımdır. 6 Nisan Gençlik Hareketi Mısır'da Arap Baharı sırasında çok benzer bir klip yayınlamıştı. Aynı şekilde orada da duvar bir şekilde insanlar tarafından yıkılıyordu, kırılıyordu. Bir kere şunu söyleyelim. Duvarları biz yıkarız. Duvarları yıkan kudret ancak Türk milletinin haksızlıklara karşı, emperyalizme karşı, emperyalizmin ördüğü duvarları yıkma kudretidir. O kudret büyük Türk milletine aittir. İYİ Parti ve Meral Akşener'e bir tepki de Vatan Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lerzan Özgenç'ten geldi. Bugün hapiste olanlar FETÖ darbecileri ve PKK teröristleridir. FETÖ ve PKK tutuklularına doğrudan sizi kurtaracağız mesajı veriliyor. Vatan Partisi'nin seçim çalışmaları böyleydi. Diğer partilere, ittifaklara bakalım. Onlarda nasıl seçim çalışmaları var? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la mitingler düzenledi. Millet İttifakı ise Manisa'da ortak miting yaptı. AKP ve CHP'nin adayları İstanbul, Ankara ve İzmir'de son seçim turundaydı. Şimdi Bayan Meral de ne diyor? Mehmetçikler içeride diyor. Eğer senin Mehmetçiklerin onlarsa yanlışız biz. O senin Mehmetçikler dediklerin gerçek Mehmetçiklere tatlarla yürüyenlerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da peş peşe mitingler düzenledi. Artık pazar günü çok büyük bir anketi inşallah milletimiz sandıklarda yapacak. Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da eşlik etti. Pendik bir müjdem var. Su faturalarını indiriyoruz. Suları metreküp üzerinden değil, artık nüfus üzerinden göndereceğiz. Kalp kazanılırsa bu güzel görev o kadar keyifli yapılıyor ki. Birileri de kalpleri kıra kıra kazanmak istiyor. Allah yardım etsin onlara. Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu da Çubuklu ve Ümraniye'de miting yaptı. İki gün sonra inşallah emekli ediyoruz. İnşallah. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'daydı. İkili ortak düzenledikleri mitingde konuştu. Efendim belediye başkan adayı çıkarırlar. Vay efendim çıkaramazsınız. Yok yakalarım, yok hapse atarım, yok şunu yaparım, yok bunu yaparım. Yapmazsan namersin kardeşim, yapmazsan namersin. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Bayındır mitingine katıldı. Gazi Emir'de esnaf ziyaretleri yaptı.
O kadar heyecanlanıyorum ki şu 1 Nisan sabahı bir gelsin. Şu 1 Nisan sabahı bir gelsin. Bir başlayalım çalışmaya. AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi seçim çalışmaları kapsamında Konak, Çamdibi ve Buca'yı gezdi. Kaldırım taşlarını ters yüz etmeye gelecek misiniz diyor. Niye geldiklerini biliyoruz. İşleri güçleri kaldırım taşlarını çevirmek, öyle mi? Başkentte de adaylar seçim turundaydı. Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Burada gariban pancar çiftçisinin 39 milyonunu yemişler. Üstelik 600 bin dolarda iktidar çıkmış, o haram para üzerinde debelenip duruyorlar. Kalkıp rakibine Ankara siyasetine çabuk alışmış. Hiçbir yerde konuşmama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın gündeminde ise Özhaseki vardı. Benim hakkımda ne açılmış veri davası, ne bir tane takipat, ne de benimle ilgili hiçbir dava yok. Buna rağmen kalkıp rakibine Ankara siyasetine çabuk alışmış. Hiçbir yerde konuşmama rağmen. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Hatay'daydı. Yok diye onlar gaflet içinde. Doğu Türkistan Çin işgali altındayken, Azerbaycan toprağının %20'si Karabağ, Ermenistan işgali altındayken, Kırım Rus işgali altındayken. Cumhur ve Millet İttifakı cephesinde çalışmalar böyleydi. Adayların açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Vatan Partisi'nin adaylarıyla devam edelim yine. Vatan Partisi'nin adayları son seçim turlarını yapıyor. İstanbul Büyükşehir ve Tunceli, Plümür, Mersin Yenişehir ve Toros ilçe belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi Hatay'da da emek örgütleriyle buluştu. İşçilerden yetki istedi. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Tema Vakfı'nın hazırladığı Doğa Dostu Belediye Başkanı taahhütnamesini imzaladı. Taahhütnamede iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere yönelik öneriler yer alıyor. Plümür kan kaybettiği için adayım. Vatan Partisi'nin Tunceli Plümür Belediye Başkan adayı Ahmet Yaman çalışmalarına hız verdi. Seçmenle birebir konuşan Yaman projelerini anlattı. Üreten Plümür, Plümür'ün çözümüdür. Yani Türkiye'nin çözümü olduğu gibi Plümür'ün de çözümüdür. Şimdi biz burada yani ne kadar çok insanı istihdam edersek Plümür'ün sağlıklı olarak büyümesi, gelişmesi o kadar olanaklı olacaktır. Merkez nüfusumuz 2100 iken şimdi tabelada 1500. Yer alan nüfusumuz 1500'dür. Yani 600 kişi 20 senede Plümür 600 kişi kaybetmiştir. Her yerde nüfus katlanırken Plümür'ün bunu yaşaması yani Plümür'ün hak etmediği bir olaydır. Dolayısıyla biz bunu yeniden üretim ekonomisiyle çözeceğiz. Vatan Partisi'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Furkan Derecik, Mersin'in en genç adayı olarak öne çıkıyor. Çalışmalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lerzan Özgenç ile sürdürdü. Bu ülkenin beka sorunu neymiş? İktidar sorunuymuş arkadaşlar. Vatan Partisi'nin Toroslar Belediye Başkan adayı Nursel Işıksoy kahve toplantısı yaptı. Hatay'da da Vatan Partisi emek örgütleriyle buluştu. Vatan Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yunus Özgür Yıldırım ve İskenderun Belediye Başkan adayı Beşir Baysoy, İskenderun'da Özçelik İş Sendikası Şube Başkanı ve Hatay Hak İş Başkanı Mehmet Güngör'ü ziyaret etti. Bitkisel çaylar, macunlar, yağlar. Bir sonraki durakları ise İskenderun Bekbele Mahallesi'nde kurulan ve bölgenin en büyük bitkisel yağ üreten fabrikasıydı. Adaylar işçilerle görüştü, taleplerini dinledi, yetki istedi. Hızır eli diyecek, biz gelince hızır eli. Vatan Partisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de çalışmalarını sürdürdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Büyükdağlı ve Kuşadası Belediye Başkan adayı İbrahim Ergül, Cuma pazarını ve esnafı dolaştı. Şu anda üretmekten korkuyor. Maliyet yüksek. Mazot olmuş 6,5 lira, gübre olmuş 150 lira. Doğru mu? Doğru. Üretmekten vazgeçtiler. Vatan Partisi adayları esnafın ve Kuşadası halkının sorunlarını dinledi. Çözüm önerilerini anlattı. Oy istedi. Desteklerinizi bekliyoruz bu seçimde. Benden de. Tamam mı? Nasılsınız?
Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz seçim ve siyaset gündemiyle. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü stratejik yaptırımları ve S-400 politikasını hedef aldı. Temelli, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının yanlış olduğunu savundu. Türkiye'de ısrarla savaş politikası, ısrarla bu düşmanlık, Kürt düşmanlığı, inanılmaz bir silahlanma harcaması var. Bakın S-400'ler, Türkiye'nin S-400'e ne ihtiyacı var? Biz hangi ülkenin hava tehdidi altındayız? Suriye'nin mi? Suriye perişan olmuş. Ne hava tehdidi? Kimin tehdidi altındayız biz? S-400. Kullanamayacağı bir S-400 bir de. Nükleer santral. Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yok. Ama nükleer silahlanma için bugünden nükleer santrali ülkeye dayatıyorlar. Ya da işte İHA'lar, SİHA'lar, yok piyade tüfeği, sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma. İster istemez de tabii silah sanayi, silah sanayinin o kendi dinamiği, kaynakları çok ciddi şekilde çekip sizden alır. Bunun teknolojisi zaten sizde değil. Yani biz üretiyoruz diyor da teknolojisini üretmiyor. Montaj hattını üretiyor. Evet değerli izleyenler, HDP'den de ancak böyle bir açıklama gelirdi zaten. Bu noktada S-400 alınmasını desteklemesi beklenemezdi. Çünkü Amerika, ağababaları Amerika'da S-400 alınmasına karşı. Bakın fark ettiyseniz Temelli de açıklamasında S-400 alınmasına karşı. Bunun için de ekonomik gerekçesi var. Peki Patriot alımı da gündemde. Patriot'a ilişkin bir tepkisi var mı? Tabii ki yok. Neden olsun? Çünkü o onların ağababası değerli izleyenler. Devam edelim, ekonomiye bakalım. Seçim gündemiyle sadece gece görüşünü bitirmeyelim bugün. Dış ticaretteki gelişmelere bakalım. İhracatın ithalatı karşılama oranı %86 oldu. Dış ticaret açığı ise Şubat'ta 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüksek seyreden kuru ithalatı düşürdü, ihracatı artırdı. İthalatın bugün gelen rakamlara baktığımızda sert bir şekilde geri çekildiğini gördük. Bunda tabii rol oynayan ana faktör ne yazık ki kurun hala dengelenmemesi ve yukarıya doğru çıkması oldu. Kur arttığı için haliyle bizde de İthalat sert bir şekilde düştü. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre ihracat 2019 yılı Şubat ayında 2018 yılının aynı ayına göre %3.4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu. İthalatsa %16.9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de dün üretilmeyen mallar yapısal bir reform oldu da bugün üretiliyor ve bundan dolayı ithalat düştü diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Tamamen kurla alakalı bir durum. Şubat'ta dış ticaret açığı %63.1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat'ta %86.4 oldu. Ekonomistler doların yükselişinden kaynaklı iç piyasada üretimi canlanacak sektörlere destek verilmesi gerektiğini ifade ediyor. İhracatı özendirmemiz lazım. Yani bize döviz getiren sektörlerin desteklenerek bir şekilde ihracatın artırılması gerekiyor. Ve Türk imalat sanayinin de ithalata olan bağlılığından kurtulması gerek ki daha bağımsız bir ekonomiyle bu cari açık problemlerini konuşmayalım. Evet, ekonomiye dair dış ticarete, ithalata, ihracata dair ayrıntılar da böyleydi değerli izleyenler. Türkiye'nin ekonomide başı önümüzdeki dönemde bir hayli ağrıyacağı benziyor. Devam edelim. Türkiye'ye sığınan 40 Suriyeli ülkelerine geri döndü. 40 kişi Kilis Öncüpınar sınır kapısından minibüslerle gönderildi. Türkiye'deki 40 Suriyeli terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüş yaptı. 40 Suriyeli gönüllü geri dönüş programı kapsamında ülkelerine gönderildi. Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemleri tamamlanan Suriyeliler ülkelerine minibüslerle taşındı. Türkiye'de kendilerine her türlü imkanın verildiğini ancak insanın vatanı gibi olmadığını ifade eden Abdullah El Humeydi bu nedenle dönmeye karar verdiğini dile getirdi. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Kilis Öncüpınar sınır kapısından 1 Ocak 2015'ten bu yana gönüllü geri dönüş programı kapsamında yaklaşık 65 bin Suriyeli ülkesine döndü.
Bu haber aynı zamanda gece görüşünün son haberiydi değerli izleyenler ve yaklaşık 6 dakika sonra seçim yasaklarının başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Türkiye yerel seçime gidiyor. Tabii yerel seçimde ulusal kanalın özel yayınları da olacak. Onu da şimdiden anons etmiş olalım. Pazar günü gün boyunca bağlantılar sandık kurulduktan kapanıncaya kadar özel bağlantılar olacak. Liderlerin oy kullanımları olacak ve onun dışında da saat 17'den itibaren de gece geç saatlere kadar özel yayınlarla Türkiye'nin seçiminin nabzının ulusal kanalda atacağını söyleyebiliriz. Şimdilik değerli izleyenler bu şimdilik veda ediyoruz ama sabah yine seçim yasakları var ama yayın yasağı yok tabii. Sabah turuyla basın turuyla karşınızda olacağım. Sabaha görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.